Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1 milyon istihdam projesi kamuoyu bilgilendirme programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknoloji alanında yapacağımız tüm atılımların temelinde bilim vardır," dedi. Milli Eğitim Bakanlığımız, projedeki adayların ölçme ve değerlendirme sürecini yürütüyor. Bugüne kadar 20 bine yakın gencimizin ölçme değerlendirme sonuçları işverenlerle paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız projedeki eğitim içeriklerinin geliştirilmesine katkı yapıyor. Teknolojinin durduğunuzda geri kaldığınız bir alan olduğunu asla unutmadan eğitim programlarımızı sürekli yeniliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız proje çalışmalarının gençlik merkezlerimizde yaygınlaşmasını temin ediyor. Ülkemizin 81 iline yayılan bu merkezlerimiz gençlerimize istihdam alanında da rehberlik etmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız gençlerin proje kapsamında hazırlanan eğitimlerden daha etkin şekilde yararlanabilmesine imkan sağlıyor. Kurumlarımızın sahip olduğu teknoloji gücünü gençlerimizi geleceğe hazırlamak için harekete geçiriyoruz. Akif Kemal Akay Başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, Seyhan Kırsalı'ndaki mahallelerde çok zor koşullarda ekmek mücadelesi veren mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının yüzünü yeni yıl armağanlarıyla güldürdü. Kaç numara giyiyorsun? 30 numara ver bir tane de ayakkabı. Al bunu gene de. Ben banyoya da banyo yapıyordum. Banyonun içinde banyo yapıyordu. 3 defa kapıyı vurdu. Sonra benim dayımın torunu oradan geçiyor. Dedik sen ne yapıyorsun burada? Sen, benim teyzen evden mi dedik bilmiyorum. Dedi ki... Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Seyhan mahallesinde yaşayan Lütfü Alpbeyan, kendisini tüpçüyüm diyerek tanıtan bir hırsızın kurbanı oldu. Eve giren hırsız, Alpbeyan'a önce darp edip ardından 4000 TL'sini ve ziynet eşyalarını çaldı. Olay anında ölme korkusu yaşadığını dile getiren yaşlı kadın, banyodayken kapı çaldı. Hırsız tüp getirdim dedi. Kapıyı açtım. Başıma bir şey geçirip vurmaya başladı. Beni yere yatırıp başıma vurdu. O sırada ben bayılmışım zaten. Muhtemelen öldüm diye bıraktı ve evimi soydu. Evimi soyan hırsız orta boylu, yapılı biriydi ve şapka takıyordu dedi. Zorla. Evet. Yani ki o da teftiş öldü. Beni yıkıldı eve, yani ki yere. Yıkıldıktan sonra demek o zaman da ben bayılmıştım. Döverek bayılttılar sizi. Sonra öldüğünüzü de sanmış olabilirler. Evet. Sonra altını almış, bir daha paramı aldı. 4 milyar. 4 milyar paranız, altınlarınızı da aldı, evet. Kaçtı. Evet. Polis ekipleri de onları arıyor. Evet.
Ceyhan Belediyesi'ndeki hizmet çeşitliliğiyle dikkat çeken Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, sosyal belediyecilik örneklerine her geçen gün yenisini ekliyor. Belediyenin asli görevleri arasında yer alan temizlik konusunda taviz vermeyen Başkan Hülya Erdem, Ceyhan'da 1000 gündür devam eden hizmet seferberliğinin temizlik bölümünde yaşanan gelişmeleri de kamuoyuna aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yapılan düzenlemeyi açıklamasının ardından Kayseri ve çevre illerdeki vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu binalarında yoğunluk oluşturdu. Kayseri'de Talas Bulvarı'ndaki SGK binasına gelen vatandaşlara görevliler yardımcı oldu. Mutlu olduk. Güzel, EYT'liler için sevindirici bir haber. Bugün ne için geldiniz? Prim hesap... Bugün askerlik yapılandırması için geldik. Haylisiyle askerliğimizi yatırınca emekli olacağız haylisiyle. Zaten Cumhurbaşkanımızın açıklamasını bekliyorduk. Haberi alınca da mutlu olduk. Olan herkese de hayırlı olsun şimdiden. Balık yavrusu üretiminde önemli konuma sahip Malatya'da yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle üretimin artması bekleniyor. Karakaya Baraj Gölü'nde balık üretim tesislerinin yaygınlaşması, yurt dışında Türk somonuna talebin artması dolayısıyla kaynak sularda alabalık üretimi yapan firmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle alabalık yavrusu üretimine yöneliyor. Üretim miktarımız iç sularda geçmiş yıllarda 2500-3000 ton civarındayken 8-9 bin tonlara çıktı. İnşallah 2023'te yeni yatırımcılarımız da faaliyete geçerek yatırım yapmaya başladılar. Tesisi kurmaya başladılar. Bununla birlikte 12-15 bin tonlara çıkacak. Balık üretimi ile birlikte ihracatımız da var. Türk somonu da üretilmeye başlandı. Türk somonu ve alabalık ihracatımız ve iş piyasaya, komşu illere satışlarımız da devam ediyor. ...2020 yılına ürettiğimiz barık 52 milyon ama 2023 yılına üreteceğimiz de 60 milyon civarında bir yavru barık üreteceğiz. Artvin'de özel gereksinimli öğrenciler, sportif etkinliklerle fiziksel, iletişim ve yaşam becerilerini geliştirerek sosyal hayata adapte oluyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitim Müdürlüğü'nce özel gereksinimli çocukların bireysel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hareket ve spor eğitim kursu açıldı. Harikasın. Nereye çık bakayım? Hop. Halkaya at bakayım. Aferin. Çok güzel. Dön şimdi. Koşu bandına dön oğlum. Evet. Çok güzel oğlum. Şapkayı al. Şapkayı koy. Evet. Bir tanesini koy. Sonra. İşte bu. At bakayım halkayı. Çok güzel. Geri dön oğlum. Koşu bandına tekrar geri dön. Nereye çıkalım? Atışımızı yapalım. Çak yapalım. Harikasın. Çak. Tamam. Çak yapalım. Bravo. Özel gereksinimli öğrencilerimiz, özellikle otistik belirtiler gösteren çocuklarımızın spor oyunlarıyla iletişim yeteneklerini geliştirme, yaşama bağlanma becerilerini kazandırmak amacıyla açtığımız bir kurs. Halk Eğitim Merkezi kurslarımız aracılığıyla çocuklarımızın yaşama daha güçlü bağlanmasını, yaşam becerileri kazanmasını, iletişim becerileri kazanmasını hedeflediğimiz çok özel bir kurs. Okul öncesi ve temel eğitim dönemindeki sevgili yavrularımızı burada daha da güçlendiriyoruz. Ankara Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sevgevleri Çocuk Yuvası'nda kalan ve rugby branşında milli formayı giymeyi başaran İlayda Atmaca, hiçbir şey imkansız değil dedi. Milli sporcu İlayda Atmaca ile Gençlik ve Spor Bakanlığı rugby antrenörü Ebru Güdek Danışmaz, AA muhabirine, dezavantajlı da olsa bireyin hayatını değiştirebileceğini, yaşamaya umutla devam edebileceğini ve öğrenerek hedeflerine ilerleyebileceğini anlattı. İnşallah olacak. Durun hocam.